Norsiyem'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle BIST 100'ün teknik görünümünü inceleyeceğiz. Aslına bakarsak neredeyiz? Şu anki durumda hangi destek direnç seviyesi öne çıkacak? Bunları beraber inceleyeceğiz. Hemen grafiğe bakacak olursak aslında orta vadede yükselen bir takoz hareketi içerisinde hareket ettiğimizi görüyoruz BIST tarafında. Ve bu takoz hareketinin geçtiğimiz çarşamba günü %1,5'a yakın satışla altına yani dışına çıkıldığını gördük. Fakat ertesi gün hem gapli açılışta hem de sert bir yükselişte neredeyse %2'ye varan bir yükselişte hem takozun içine geri dönmüş olduk hem de 200 günlük üst hareketli ortalamanın üzerine çıkmış olduk. Ertesi günde testi geldi ve buradan yine ciddi alımlar geldi, ciddi bir tepki yaşandı. Sonrasında da 21 günlük üst hareketli ortalamanın üzerine çıktığını gördük. Bugün, dün aslına bakarsak 100 günlük basit hareketli ortalama önemli bir direnç olmuştu ki o da şu anda görmüş olduğumuz 1417-18 seviyelerinde oluşuyordu. Bugün bu seviyenin de üzerine çıktığımızı gördük ve aslına bakarsak bir rally'nin içerisinde olduğumuz haberi şu anda ulaşmış oldu piyasa tarafından ki 50 günlük basit hareketli ortalama var 1427 seviyelerinde. Bu seviyenin de aslına bakarsak 100 günlük basit hareketli ortalama gibi hızlıca geçilebileceğini düşünüyoruz. Sonrasında da aslında takozun üst bandı neredeyse 1470-1480 seviyelerine kadar bir yükseliş yaşayabileceğimizi düşünüyoruz. Daha önce de geçilemeyen 1470-80 seviyeleri oldukça önemli bir direnç olacaktır ve arada aslına bakarsak daha basit dirençler var. Yani 1430-1440 seviyeleri gibi önemli dirençler öne çıkacaktır. Fakat ilk etapta aslına bakarsak ortalama dirençlerinin geçilmesi bir boğa piyasasını oluşturması açısından önemli olacaktır. Desteklere bakacak olursak bugün eğer 100 günlük hareketli ortalamanın üzerine kapatabilirsek yarın da bunun teyidi geldiği takdirde 1417-18 seviyeleri önemli destek görünümüne bürünecektir. Ve sonrasında da aslında daha aşağı yönde 1407-1410 bandında 21 günlük üst hareketli ortalama bulunuyor. Burası da önemli bir destek görünümüne bürünecektir. Fakat şöyle bir durum var. Yurt dışı tarafındaki borsaları incelediğimizde risklerin özellikle hem enflasyonist baskılar hem de enerji krizi ve benzeri durumlardan dolayı baskılandığını görüyoruz. Bu baskılar artmadığı takdirde BIST 100 tarafında bir rally'den bahsedebiliriz. Fakat bu baskılar artarsa ve yurt dışı gerçekten ciddi anlamda bozulursa bu ister istemez Borsa İstanbul'a da yansıyacaktır ve satışları beraberinde getirebilir. O yüzden ilk etapta bu seviyelerde tutunmak yurt dışındaki bir miktar daha aslında risk iştahında bozulma yaşanmadığı takdirde biz tekrardan 1470 seviyelerine kadar bir yükseliş hareketinden bahsediyor olabiliriz. Fakat şu da unutulmamalıdır ki içeride bir kur şoku tekrardan yaşanmaması durumu oldukça önemlidir. Çünkü 9 TL seviyelerinin üzerine çıkmış olduk dolar TL'de. Bu da Borsa İstanbul tarafında bir baskı yaratmaya devam ediyor. Aynı şekilde siyasi taraftan herhangi bir şok, herhangi bir olumsuz haber gelmediği takdirde bu rally'nin şu anda sürmesi beklenebilir. Çünkü piyasa oldukça alıcılı, piyasa risk iştahının arttığını görüyoruz Borsa İstanbul tarafında. Şimdilik aslında aktaracaklarım biz tarafında teknik olarak bu kadar. Dediğim gibi ilk etapta 1407-1410 ve sonrasında eğer kalıcılık sağlanabilirse 1416-1420 önemli destekleri oluşturacaktır. Karşımıza da 1428-1430 direnci ve sonrasında da 1435-1445 direnci öne çıkıyor olabilir. Bu seviyeler önemli destek ve dirençleri oluşturuyor. Geçildiği takdirde tekrardan çok uzun süredir geçilemeyen 1470-1480 seviyelerini test ediyor olabiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlar yapmayı unutmayalım. Herkese bol kazançlar, iyi günler.